Herkese merhaba. Umarım ki yayın başlayabilmiştir. Şimdi canlı ses yayını videodan daha cazip gibi gözüktü bana. Şimdilik en azından dünden bu yana. İki nedenle. Bir, yani kitap yorumu yapıyorum. Yani video ne kadar gerekli olabilir. İkincisi de video yayınındansa ses yayını daha kaliteli gidiyor olabilir. Yani şu an GSM üzerinden yayın yaptığım için kesilme olasılığı videoya göre seste daha azdır diye tahmin ediyorum. Ha, şu da olabilir. Şu an canlı ses yayını görüntüsü altında acaba video akışını yapıyor aslında. Yani belki de hiçbir şey değişmiyordur. Onun teknik izahatını bilemeyeceğim. Bunu dinleyenler ve izleyenler arasında yazılımcı olan var ise sanırım yorumlayabilir. Şimdi resimde görüyorsunuz hatasız düşünme sanatı. Acaba yani hatalı düşünme, hatasız düşünme nasıl oluyor? Neye göre bir düşünmeye hata diyebiliyoruz? Neye göre hatasız olarak nitelendiriyoruz bir düşünme biçimini gibi sorularla aslında bu konuya başlamıştık. Bu kitap ilgimi şöyle çekmişti. Dün bahsettim bundan. Yani hatasız düşünmeyi öğretiyor sanki bu kitap diye düşünüyorum içimden. Acaba yani mükemmel düşünme diye bir şey var mı ki? Hatasızlık var mı ki bu onu öğretebiliyor olsun? Şeklinde eleştirel bir düşünce gelmişti zihnime. Ondan sonra kitabı, tabii ki ben bu kitabı 4-5 yıl önce aldım. Şimdi tekraren okuduğumda, ha evet, şimdi adamın, yani yazarımızın demek istediği şey böyle pür hatasız, mutlak hatasız ve mükemmel bir düşünme stilinden bahsetmiyor esasen. Bahsettiği şey şu: bir takım illüzyonlarla biz hatalı düşünüyoruz. Ve o kadar hatalı düşünüyoruz ki bu hatayı yazar sistematik hata olarak nitelemiş. Yani sistematik artık yanlışlık haline getirmişiz bazı şeyleri ve o bizim neredeyse doğrumuz olmuş. Hatasız düşünme sanatı kitabına dün bu şekilde başlamıştık. Yazar 52 düşünce hatası tespit etmiş kendince. Bunu bizlerle paylaşıyor. Tabii ki katıldığımız yerler olabilir, katılmadığımız yerler olabilir. Bu tür kitapları biz niçin ve nasıl okuyoruz? Mutlak doğrudur diye okumuyoruz elbette. Ama bir fikir edinmek için okuyoruz. Bir fikirdir. El elden, fikir fikirden üstündür. Ve yararlanıyoruz. Yani böyle bakmak lazım. Yoksa tamamen biz de eleştirel, yani katı eleştiriyle bakarsak o zaman hiçbir kitabı da okuyamamamız gerekir. Dün bu 52 hata, düşünce hatasından birinden bahsedildi. O da neydi? Hayatta kalana bağlılık. Özet geçmeyeceğim. Dünkü yayında bunu zaten ele almıştık. Şimdi bu sistematik yanlışa, sistematik düşünce yanlışına düşmemek için algılarımızın kesin, net, tartışmasız doğru olduğu yanılgısına düşmemek için ne gibi çıkış noktaları tespit edebiliriz? Hani tünele girersiniz, özellikle araç kullananlar bunu bilirler. Tünelin içerisinde kaçış noktaları vardır. Herhangi bir kaza durumunda, yangın durumunda arabayı kenara bırakırsınız ve o kaçış noktasından yayan çıkar gidersiniz. Şimdi biz de düşünce sistemimiz açısından bir takım köşe noktaları, bir takım yanılmaz noktalar veya
bizi doğruya götürebilecek noktalar belirleyebilmeliyiz. Şimdi bu 52 düşünce hatasından ikincisini şöyle bir başlık koymuş yazar. Yüzücü vücudu yanılsaması. Alt başlık da şöyle. Harvard gerçekten iyi bir üniversite mi bilmiyoruz. Yazar ve borsa simsarı Nassim Taleb inatçı kilolarına karşı harekete geçme kararı verdiğinde muhtelif spor dallarını gözden geçirdi. Jogging yapanlar onda zayıf ve mutsuz bir intiba bırakıyordu. Hani biz resimlere bakarız ya, işte koşu yapanlar mı bize daha sağlıklı gözükür? Basketbol oynayanlar mı daha sağlıklı gözükür? Atletizm yapanlar mı daha sağlıklı gözükür? Voleybol oynayanlar mı daha sağlıklı gözükür? Karate yapanlar mı daha sağlıklı gözükür? Veya yüzme spor yapanlar mı daha sağlıklı gözükür? Resim olarak. O da bakmış ve jogging yapanların zayıf ve mutsuz olduğunu zannetmiş. Öyle bir intiba edinmiş. Vücut geliştirenler geniş ve ebleh duruyorlardı. Düşünsenize bodybuilding yapıyorsunuz, yani vücut geliştiriyorsunuz. Onlar da biraz sanki burada yazıldığı gibi yani ebleh, biraz kıt düşünceli tırnak içerisinde zannediliyor. Hani beynini geliştiremiyor da işte kasını geliştiriyor ne kadar olursa o da gibi bir intiba bırakabiliyor gerçekten de. Peki tenisçiler, yazık yani, halleri pek bir üst orta tabakaydı. Yani üst orta tabaka intiba veriyor tenisçiler. Fakat yüzücüler öyle mi? Yüzücüler Nassim Taleb'in hoşuna gidiyordu. Nassim Taleb dediği de bir yazar. Bir önceki yayında geçmişti. Bu yazardan alıntı yapıyor. İnatçı kilolarını halletmek isteyen, o sorunu çözmek isteyen Nassim Taleb isimli yazar bir takım spor aktivitelerini inceliyor. Jogging yapanlar, vücut geliştiriciler, tenisçiler, yüzücüler. Resme baktığı zaman yüzücüler cazip geliyor, hoşuna gidiyor. Niçin öyle? Çünkü yüzücülerin endamlı ve zarif vücutları var. Böylece Nassim Taleb haftada iki kez yaşadığı semtteki yüzme havuzunun klorlu suyuna sıkı mı sıkı antrenman yapmaya karar verdi. Yani zayıflamak için bir yüzücünün vücudu gibi güzel bir vücudum olsun düşüncesiyle bir havuza gidip gelmeye başladı. Ama burada yazarımız şuna işaret ediyor. Bir yanılsamanın tuzağına düşmüştü. Ve bunu anlaması epey uzun sürdü. Çünkü hedefi zayıflamaktı ve bir düşünce yanılsamasıyla havuza gitmeye karar verdi. Profesyonel yüzücülerin o kusursuz vücutlara sahip olmalarının sebebi çok antrenman yapmaları değildir. Tam tersi, onlar vücut yapıları öyle olduğu için iyi yüzücülerdir. Yani vücut yapıları yüzmeye uygun olduğu için iyi yüzüyorlar. Yani zaten zemin olarak buna hazırlar. Vücut bünye olarak buna hazırlar. Çalışarak onu elde etmiş değiller diyor yazar. Vücut yapıları seleksiyon kıstasıdır. Aktivitelerinin sonucu değildir. Kadın mankenler kozmetik ürünleri için reklam yapar. Böylece kimi kadın tüketici o kozmetik ürünlerinin insanı güzelleştirdiğini düşünür. Reklamlarda izlerler. Aa işte ne kadar güzel bir kadın. İşte şu makyajı kullanıyormuş meğerse. İşte ben de onu kullanırsam onun gibi olurum. Onun gibi güzel olurum. Ama o reklamlardaki kadınların manken olmasını sağlayan şey kozmetik ürünleri değildir. Yani kozmetik ürününden dolayı güzel, ondan dolayı sağlıklı, ondan dolayı mankenlik yapıyor veya ondan dolayı çok para kazanıyor değildir o manken. Mankenler tesadüfen güzel insanlar olarak dünyaya gelmişlerdir ve sadece bu sebepten kozmetik ürün reklamlarında yer alırlar. Yüzücülerdeki gibi güzellik burada bir seleksiyon kıstasıdır, bir sonuç değildir. Yani bir seçim sonucu oraya gelmiştir bir şekilde ama işte kozmetik kullandığı için güzel değildir. Veya bir yüzücünün vücudu yüzüyor olduğu için o şekilde değildir. Vücudu öyle olduğu için iyi yüzmektedir gibi bir mantık geliştiriyor yazar burada. Seleksiyon kıstasıyla sonucu karıştırdığımızda hep yüzücü vücudu yanılsamasının tuzağına düşeriz. Şimdi yazar bize şunu vurguluyor. İşte diyor bu, yani yüzücü vücudu yanılsaması adını verdiği bu düşünce hatası bizi diyor hayatımızda önemli bir tuzağa doğru götürüyor. Bu yanılsama olmasa reklamların %50'si işlemezdi. Gerçekten de reklamlara baktığımızda
en az %50'sinin yanıltıcı, yani direkt belki hukuki anlamda yanıltıcı değil ama psikolojik olarak arka plan açısından siz de biliyorsunuz ki hepimiz biliyoruz ki reklamlar bizi ikna etmek için işte çekilmiş, renklendirilmiş, seslendirilmiş, müzik eklenmiş bir takım görüntülerden ibaret. Ama mevzu hep böyle iyi bir vücut değil. Harvard en iyi üniversitelerden biri olma namına sahip. Birçok başarılı insan Harvard'da okumuş. Bu Harvard'ın iyi bir üniversite olduğu anlamına mı gelir? Bunu bilmiyoruz. Belki de üniversite berbattır ama bütün dünyadan en iyi öğrencileri topluyordur. St. Gallen Üniversitesi'nin böyle olduğuna ben şahidim. Şöhreti müthiştir ama eğitim bir zamanlar vasattı diyor. Şu an kitaptan okuyorum. Bir takım sebeplerden dolayı öğrencilerin iyi seçilmesi, dar vadideki iklim, kantin yemekleri vesaire her şeye rağmen mezunlarının o çoğu bir yere geldi. Bilmiyorum, benzetimler herhalde anlaşılmıştır. Bir üniversite çok iyi bir görüntüde ama acaba gerçekten içi dolu mu? Yani o şekilde çok iyi bir üniversite mi? Yahut iyi öğrencileri seçtiği için, yüksek puanlı öğrencileri kabul ediyor olduğu için mi iyi üniversite görünümündedir? İyi bir okul görünümündedir? Yani bunu bilemeyiz. Onun için bunu araştırmak, analiz etmek gerekir demiş. İşletme yüksek lisansı kursları bütün dünyada gelir istatistikleriyle öğrenci çekmeye çalışır. İlgilenenlere bir işletme yüksek lisansının gelir seviyesini ortalamada yüzde falanca miktar yükselttiği hesapları yapılır. Yani şöyle, işletme yüksek lisansı yapan özellikle Amerika'daki üniversiteler demek ki bu şekilde bir reklam tarzı varmış. Onu anlıyoruz. İşte diyelim ki geçen yıl bizden 50 kişi, 50 öğrenci işletme yüksek lisansı aldı. Bu 50 kişinin geliri işte 2 yıl sonra işte %20, %30, %40 arttı gibi bir reklam yapıyorlarmış. Bizim anladığımız kadarıyla. Amaç basit bir hesapla ateş pahası okul ücretlerinin kısa sürede parasını çıkardığını göstermektir. Düşünsenize öyle bir reklam yapıldığını gördünüz. Gerçekten 50 kişi kaydolmuş o üniversiteye ve o 50 kişi 2 yılda o kursa verdiği paranın 10 katını kazanıyor. Müthiş değil mi? Yani bu durumda o reklamı, tanıtımı izleyen bizler ne düşünüyoruz? Okul bedava diye düşünüyoruz. Diyelim ki 5.000 dolar veriyorsun. Aa, bedava çünkü 5.000 dolar vererek 50.000 dolar kazanıyorsun diye düşünüyorsun. Birçok insan bu tuzağa düşer. Okulları istatistiklerde sahtekarlık yapmakla suçlamak istemiyorum ama beyanları yine de değersiz demiş yazar. Bu biraz aslında Türkiye'de de böyle. Yani istatistiklerle, oranlarla oynama, işte rakamların bazısını büyük, bazısını küçük göstererek okuyanları etkileme, olumsuz ve yanlış yönlendirme meselesi ister bunu okul olarak ele alalım, ister başka bir sektör olarak ele alalım. Sağlık, hastane olabilir, her neyse. Yani istatistiklerle oynayarak göz boyama bu da bir çeşit yanıltıcı reklam taktiği. İşletme yüksek lisansı yapmaya çalışmayanlar, işletme yüksek lisansı yapmayan çalışanlardan tamamen farklı tabiattadır. Gelir seviyesinde sonradan oluşan farkın işletme masterından başka 1.000 farklı sebebi vardır. Yani yazar diyor ki orada gerçekten işletme yüksek lisansı alan insanların gelirleri öncekine göre daha da artıyorsa bu işletme yüksek lisansı aldığı için değildir. Onlar zaten diyelim ki varlıklı ailelerden olabilir. Belki ticari zekaya sahiptir. Belki o konuda önceden belli bir birikimi vardır. Belki danıştığı insanlar vardır. Yani farklı farklı faktörler vardır. O okulda okuduğu için değildir. Fakat bu öne çıkartılır. O okulda okuduğu için geliri artıyor gibi gösterilir ve insanlar o okula kaydolmaya yönlendirilir. Hatırlayın, hatta şu anda bile yanılmıyorsam yapılıyor. Okullar ne diyorlar? İşte geçen yıl bizim öğrencilerimizden işte %100 başarı elde ettik gibi, işte %80 başarı elde ettik falan gibi. Buna benzer istatistiklerle onlar da kayıt toplamaya çalışıyorlar. Mutlu insanlara mutluluklarının temelini sorduğumda sıklıkla şöyle cümleler duyuyorum. Bardağı yarı boş değil, yarı dolu görmek lazım. Hani derler ya, bardak yarısı boş mu, yarısı dolu mu? Bu insanlar şanslı doğduklarını kabul edemiyor ve her şeyde olumlu bir yan görmeye meyilli oluyorlar. Mutluluğun büyük ölçüde doğuştan olduğunu
ve hayat boyu sabit kaldığını görmek istemiyorlar. Dolayısıyla yüzücü vücudu yanılsaması insanın kendisiyle ilgili yanılsaması olarak da ortaya çıkabiliyor. Üzerine şanslılar bir de kitaplar yazınca aldatmaca kalleşliğe varıyor demiş. Yani bu tabi bazı kavramlara biz itiraz edebiliriz, karşı çıkabiliriz. Mesela mutluluk nedir? Mesela burada demiş ki mutluluk doğuştandır filan demiş. Ben şahsen katılmıyorum böyle bir şeye. Mutluluk doğuştan olabilir mi? Tuhaf bir yaklaşım geldi ama yazar o şekilde ifade etmiş. Bardağın yarısı dolu, yarısı boş meselesi ne nasıl bakmak lazım? Yarısı boş mu demek lazım, yarısı dolu mu demek lazım? Bilmiyorum şu an beni dinleyenler veya daha sonra dinleyenler bu konuda ne yorum yaparlar ama ben doğrusu ne yarısı boş ne de yarısı dolu deme taraftarıyım. Yarısı boş, yarısı dolu diyebiliriz. Yani hep böyle madalyonun iki tarafından konuşmak, dengeyi gözetmek daha isabetli gibi geliyor bana. Hatta madalyonun iki tarafı mı vardır, bir de dik tarafı mı vardır? O da ayrı bir tartışma konusu. Ha, tabii fizik bilim açısından baktığımızda bardağın yarısının boş veya yarısının dolu olduğunu söylemek mümkün değildir diyenler de var. Tamamı doludur diyenler de var. Da ayrı bir felsefi bakış. Evet, yazarımız diyor ki dolayısıyla bundan sonra kişisel gelişim kitaplarından uzak durun. Bu kitapların %100'ü mutlu olmaya doğal eğilimli insanlar tarafından yazılmıştır. Evet, buna katılıyorum. Ve gerçekten de tırnak içerisinde kişisel gelişim adı verilen o kitap raflarından ben de çok gerekmedikçe, çünkü bazen okumam ve takip etmem gerekiyor işim gereği ama bu arada kişisel gelişimci değilim. Onu da hemen antiparantez belirteyim. Neden? Bu saptamaya katılıyorum. Mutlu olmaya zaten eğilimli bir insan yazmış o kitabı. Onun için işte şu şekilde mutlu olabilirsiniz, bu şekilde mutlu olabilirsiniz diye size reçeteler sunarlar. Sizler de bizler de onu okuduğumuz zaman evet demek ki bu yollarla mutlu olunabilirmiş gözüyle bakabiliriz diye ben de böyle düşünüyorum. Sonra da her sayfada öğütler savururlar. Bu öğütlerin işlemediği milyarlarca insan olduğu gizli kalır. Çünkü şanssızlar kişisel gelişim kitabı yazmazlar. Evet, 50 tane öğüt yazmıştır. Okuyan 1000 tane insan içerisinde 10 tanesi o öğütleri dinleyerek gerçekten belki yararlanmış da olabilir. Ama 990 tanesi de yararlanamamıştır. Yapmıştır ama sonuç alamamıştır. Şimdi biz o kitabı, o kişisel gelişim adı verilen kitabı bu okuyan 1000 kişinin 1000'ine göre mi değerlendireceğiz? Yararlanan 10'una göre mi değerlendireceğiz? Yoksa yararlanamayan 990'ına göre mi değerlendireceğiz? Ha, kitaba bakarsak çok iyidir, mutluluk saçıyordur. Ve gerçekten bu kitabı okuyan 10 kişi çok mutlu olmuştur ona göre. O istatistiğe göre. Evet, yani birkaç tane örnek geçmiş oldu. Sonuç olarak şu şekilde arzu edilen şeylerin çelik gibi kaslar, güzellik, yüksek gelir, uzun yaşam, karizma, mutluluk, vaatlerin yapıldığı her yere dikkat edin diyor. Şu anda mesela televizyonu açtık ve reklam izliyoruz. Gerçekten aynen burada yazarın bize dikkatli olun bakın bunlara karşı dediği şeylerin bize karşı kullanıldığını görüyoruz. İşte çelik gibi kaslarınız olacak. Veyahut çok güzel olacaksınız. İşte yüksek gelir vadeden yatırımlar, yüksek gelir vadeden işte satılık dükkanlar filan. İşte uzun yaşamın sırları, işte böyle karizmatik, şöyle mutlu olacaksınız filan gibi otomatik alıcısı olan reklamlarla bizleri yanlış kararlar vermeye yönlendirebiliyor. Bu yanlış kararlar bazen bütçemizi sarsıyor, bütçemizi tehdit ediyor. Bazen sağlığımızı, bazen de mutluluğumuzu tehdit ediyor. Ve yazar bu ikinci başlığın sonunda şöyle bir cümle kurmuş. Yüzme havuzuna atlamadan önce aynaya bir bakıp kendinize karşı dürüst olun. Yani bir bakın aynaya, nasıl bir altyapıya sahibiz, nasıl bir bedene sahibiz, nasıl bir zihne sahibiz. Ondan sonra gidin havuza atlayın diyor. Bu şekilde Hatasız Düşünme Sanatı kitabının ikinci
başlığını da okumuş olduk. Araya ben yorumlar ekledim. Daha önceki yayın denemesinde düz okuma yapmıştım. O da güzel bir şey yerine göre. Ama şimdi bu konu da yani bazen çünkü yazarın yazdığına da bir anlamda şerh düşmek gerekiyor veya not dipnot düşmek, derkenar etmek gerekiyor veya itiraz etmek gerekiyor. Bunu da ancak araya yorumlar saptayarak yapabilirdik. Onu da yapmış olduk. 52 düşünme hatasının ikincisini bu şekilde bitirdik. Daha da fazla şimdilik devam etmeyelim. Üçüncüsü ve devamı var. Eğer fırsat olursa, ilgi olursa, talep olursa onları da o şekilde sizlerle paylaşmayı düşünürüz. Şu an dinleyen ve daha sonra dinleyecek kişilere, arkadaşlara, dostlara, herkese çok selam ediyorum. Başarılar diliyorum. İyi akşamlar. Görüşmek üzere.